قل أوليا وليا وحافظا وقائدا وناصرا. ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزكتها وآوى تمتئه في خاتبيلا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلى الله عليك يا ولي الآسر أدركنا وأرشدنا واهدنا Peygamber Efendimiz Atıx Medinədə güclənmişdir. İslam dövlətini qurmuşdur. Və bütün dövlətlərə və qavimlərə məktublar yazıb İslam'a dəvət etməyə başlamışdır. 2 tanə böyük imperatorluq olan İran imperatorluğu və Bizans imperatorluğu, yəni Rum imperatorluğuna məktublar yazacaq qədər güclənmiş və e, onları islama davət edəcək qədər həzreti Rəsulə əkram artıq İslam dövlətinin təməllərini oturtdurmuşdur. Rumin imperatorluğuna və İran imperatorluğuna məktub yazdığını öyrənən kabilələr artıq özlərindən çəkinməyə başlamışdır. Yəni əgər bu peyğəmbər böyük imperatorluqlara məktub yaza biləcək qədər cəsarətli isə Demək ki bu peyğəmbər çox güclənmişdir. Bunun dövləti çox güclənmişdir. Diyərək artıq hər kəs e, Hz. Rəsulə Əkrəmi dinləməyə, e, gəlməyə başladı və heyətlər göndərməyə başladı Mədinəyə. Peyğəmbər Efendimiz zin məktub yazdığı yerlərdən bir tanəsi də Hristiyan yerləşim yeri olan Necran'dır. Necran Medinanın ətrafında olan biz Xristianlıq yerləşimi yeri idi. Onlara bir məktub yazdı və onları islama dəvət etdi. Peygamber Efendimizin metodu şuydu. Ya müsəlman olacaqlar, ya İslam dövlətinin altında əmniyyətdə qala bilmələri üçün İslam dövlətinə cizye denilən, yəni vergi verəcəklər və İslam dövləti də onları qoruyacaq. Yani İslam devleti hakimiyeti altında yaşayacaklar. Onun hakimiyetini kabul edecekler. Veyahut da savaşacaklar. Üçünden birini kabul etmek zorundalar. Hristiyanın, Hristiyanların bir farkı şuydu ki yani semavi dine sahip olan e, toplulukların bir farkı şuydu ki Peygamber Efendimizin geleceğini biliyorlardı. Onlar kitaplarında, kutsal kitaplarında Peygamber Efendimiz'in vasıflarını duymuşlardı, okumuşlardı. Mekke'de bir peygamberin dünyaya geleceğini ve Medine'ye hicret edeceğini ve şu 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 şekilde vasıflarının olduğunu okumuşlardı. Dolayısıyla da Hristiyanlar ve Yahudiler Peygamber'e özel ilgi duyuyorlardı. Necran'da Hristiyan olduğu için peygamberi az çok tanıyorlardı. Peygamber Efendimiz mektup yazarak onlara da bu 3 şartı koştu. Ya Müslüman olacaklar ya İslam hakimiyeti altında yaşayıp özel bir vergi ödeyecekler veyahut da savaşacaklar İslam diniyle. Onlar da bir heyet gönderdi. İçinde siyasi aklı olan E, dini bilen, e, toplumsal konumu çok iyi tanıyan ve aklı çok iyi çalışan eee larla oluşan bir heyet gönderdiler. Devleti temsil eden. Bunlar geldiler eee ve çok da güzel giyinmişlerdi. Geldiler Medine'ye peygamberle görüşmeye. Bunlar altın takılar takmışdı, ipek elbiseler giymişti. Çünkü protokol olarak gelmişlerdi Bunlar ne kadar biz kendimizi mükemmel gösterirsek o kadar etki alanımız genişler diye düşünüyorlardı yani normal bir e, siyasetçi gibi düşünüyorlardı Bunlar pe peygamberle görüşmeye geldiğinde e, geldiler camiye girdiler selam verdiler Peygamber Efendimiz onlara bakıp onların e, selamlarını almadı Onlara teveccüh etmedi. Tabi bunlar farkına vardı durumun. Ee, onlar e, gelip sahabeye sordular. Yani bu peygamber hem bizi çağırdı, davet etti görüşmek için hem de bizimle görüşmüyor. Sebebi nedir? Sahabeler Ali'ye yönlendirdiler. Gidin Hz. Ali'ye sorun, o bilir böyle durumları. Geldiler Hz. Ali'yi buldular, Hz. Ali'ye sebebini sordular ki peygamber neden bize böyle davrandı? Hazreti Ali'de buyurdu ki, üzerlerinizdekilerini çıkartın, sıradan elbiseler giyinin. Peygamber bundan dolayı sizinle görüşmedi. Çünkü üzerlerinizdeki elbiseler, putperestliğin nişaneleridir, sembolliğidir. İlahi bir dine inanan insanlar, bu şekil giyinmezler. Onlar da gittiler, elbiselerini çıkardı, sıradan elbiseler giyindi, tekrar, Məscidə gəldilər. Və bu dəfə peyğəmbər onları ilici göstərdi, onlara sayğı göstərdi və onlarla oturub danışmaya başladılar. Öylən vaxtı gəlmişdi ki, bunların kendələrinin e, ibadət vaxtı gəldi. Bunlar qaldılar Məscidün Nəbəvi-də. Yəni peyğəmbər efendimizin ilş yaptırdığı camidə e, doğuya doğru yönəlib kendi ibadətlərini yapmaya çalışınca sahabe tepki gösterdi ki yani bizim camimizde, Müslümanların camisinde nasıl olabilir de bir Hristiyan ayini düzenleyebilirsiniz diye tepki göstermek istediyse de Peygamber Efendimiz onlara karşı çıktı. Bırakın kendi ibadetlerini yapsınlar ve bizi de görsünler. Bizim de bu e, hoşgörümü, hoşgörümüzü ve dinimizi bilsinler ve görsünler dedi. Daha sonra oturdular konuşmaya. Ee, Tabi onlar ilk önce Hz. İsa meselesini gündeme getirdiler. Ve dediler ki Hz. İsa hakkında ne diyorsun? Peygamber Efendimiz de Hz. İsa'nın Allah'ın kulu olduğunu, Meryem'in temiz bir kadın olduğunu, onun ilah olmadığını, onun beşer olduğunu, onun bir peygamber olduğunu ve kendisinin de yani Hazreti İsa'nın da e, kendi peygamberliğini haber verdiğini. Yani bir zaman gelecek ki Ahmet denilen bir peygamberin geleceğini bu şekil Hazreti İsa'yı anlatmaya başladılar. Peygamber Efendimiz. Bunun ardına onlar nasıl olur da bu bir beşerdir diyebilirsin. Cəlin Hazreti İsayə dətilər. Əgər bəşər olsaydı, bir bəşərin anneyə və babaya ehtiyacı vardır. Amma Hazreti İsanın babası yoxdur. Cəlin kəndin dedin ki, Hazreti Məryəm e, bacirə haldadkən Hazreti İsayı dünyaya gətirmişdir. Babası olmayan, yəni bir erkək olmadan bir qadın nasıl bir uşaq dünyaya gətirir? Dolayısıyla da bu Bir insan değildir, beşer değildir. Bu Allah'ın çocuğudur dediler. Hazreti Resul-i Ekrem de onlara Hazreti Adem'in örneğini verdi. Ve dedi ki e, sizler diyorsunuz ki babası olmadan, baba olmadan bir insan dünyaya gelemez. O zaman Hazreti Adem nasıl dünyaya geldi? Allah Hazreti Adem'i nasıl yarattı? Yani Hazreti Adem'i daha doğrusu hiç anne ve baba olmadan bir insan yaratabilen Rabbul Alemin bir baba olmadan da bir insanı yaratabilir. O Allah'ın kudreti, li ellerinin altında hiçbir şeydir. Yani bu hiç basit bir şeydir. Siz o zaman Hazreti Adem'e ne diyeceksiniz? Hazreti Adem'e Allah'ın oğlu mudur diyeceksiniz? Bu şekil tartışmalar uzadı. Peygamber baktı ki bunlar e, tartışmanın üzerine gidiyor. Yani e, doğruyu bulmadan ziyade e, konuyu uzatıyorlar. Tartışma iki türlüdür. Bir bu vardır ki gerçekten sen e, doğruyu bulmak için biriyle tartışırsın. E, böyle olduğu zaman tartışma netice bulur. Ama bir de var ki doğruyu bulsan dahi senin sözün denilmemiştir diye o tarafa bu tarafa vuruyorsun meseleyi. Bu inata girer artık. Ve böyle bir tartışmanın neticesi olmaz. İslam dini de bizlere öğüt vererek böyle tartışmalardan uzak durmamızı istiyor. Bakıyorsunuz ki karşı artık akıllı bırakmıştır. Doğruyu kabul etmeyi bırakmıştır. Benim sözüm olsun. demənin peşindədir. İslam deyindir ki, "Böyle tartışmayı bırakın, peşine düşmeyin." Ve ayet geldi. Cebrail ayet indirdi ki, "Peygamber, bizim sana verdiğimiz bilgiden sonra eğer tartışmayı uzatıyorlarsa, artık onları sen lanetleşmeye dav davet et." O dönemde eee gündemde olan bir mesele vardı. Ve herkes bunu biliyordu. Yani Hristiyanlar da meseleyi biliyordu. Zaten Peygamber Efendimiz'e de bu bilgi verilmişti. Mesele şuydu ki insanlar bir konuda çıkmaza düştüklerinde ne yapacaklarını bilmediklerinde doğrunun hangisi olduğunu bilmediklerinde diyorlardı ki gelin lanetleşelim. Allah'ı kabul ettiğimize göre diyelim ki Allah'tan isteyelim diyelim ilahi sen e, yalancının üzerine lanet gönder, bela gönder. Ve bu şekil yalan söyleyen haksız taraf ortadan kalkmış olur. Ve bu lanetleşmeye de mübahale denilir. Bu lanetleşmenin sonu da beladır. Yani o insan bu lanetleşmenin neticesinde hayvana dönüşüyor ve üç gün sal kalıyor ve ölüyor. Bu şekil Allah'ın insanların tartışmalarını sonlandırması için bir sistemidir ki insanlığa bunu göndermiştir Allah. Ee, dolayısıyla bunlardan mübahale, Peygamber Efendimiz mübahale istedi. Yani Cebrail mübahale istedi. Ali İmran suresinin 61. ayetinde bu mesele, fazla genişletilmeden anlatılmıştır. Kim sana gelen bilgiden sonra seninle bu konuda tartışırsa, yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın beşer olduğu, Allah olmadığı, Allah'ın çocuğu olmadığı konu ki biz bunun bilgisini sana verdik, bu bilgiden sonra e, bu konuda seninle tartışırsa, yani işi uzatırsa, hakkı kabul etmezse, e, mübahaleye onları davet et. Ve şöyle de, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, yani siz de çocuklarınızı e, getirin, ben de çocuklarımı getireyim. Kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Davet edelim, e, mubahale mübahale edelim. Sonra mübahale yani beddua edelim. Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim. Bu ayet geldi. Cebrail ayeti getirdi ve dedi ki peygamber artık tartışma bunlara bunu sun. Bunlara bunu sun. Peygamber de onlara sundu. Onlar da dedi ki insaflı davrandın ey Muhammed. Biz tamam gidelim kendi aramızda bir istişare edelim sana cevap verelim. Bunlar geldiler kendi aralarında istişare ettiler. Dediler ki peygamber iddiasında bulunan şahıs insaflı bir öngörüde bulundu. Madem ki tartışma bir yere varmıyor o zaman buyurun lanetleşelim. Kim doğru söylüyorsa o kazansın. Kim yalan söylüyorsa o yeryüzünden silinsin gitsin. Tamam dediler. Onlar da kendi davalarının doğruluğuna inanıyor. Çünkü Hz. İsa'yı tanıyorlar, peygamber olarak biliyorlar. Ama dediler bir mesele var. O da şudur ki, biz kitabımızda bir peygamberin geleceğini bildik. Bu o peygamber olabilir. Dolayısıyla yarın bakalım. Eğer bu peygamber halkı toplamış gelmişse, demek ki bu peygamber davasına inanmıyor, güvenemiyor. çöz dağı vermek için halkı toplu getiriyor. Yani kalabalıkla geliyor çünkü korkutsun bizi. Ama yok. Eğer bu peygamber değer verdiği kişileri getiriyorsa demek ki davasına yüzde yüz inanıyor ve doğru söylüyor. Bu peygamberdir. Sabah oldu anlaştılar bir yerde. Ve bir baktılar ki peygamber efendimiz e, geliyor ve e, bir elinde İmam Hasan bir elinde İmam Hüseyin ellerinden tutmuş. Ve onun arkasında bir genç ve onun arkasında da bir hanımefendi. Sordular dediler bunlar kimdir? Dediler ki o ellerinden tuttuğu e, onun torunlarıdır. İmam Hasan ve İmam Hüseyin. Onun arkasındaki genç onun damadı amcasının oğludur. Hazreti Ali ve en sondaki hanımefendi de onun biricik kızı ciğer paresi Hazreti Fatıma'dır. Geldiler peygamber efendimiz bir ağacın altına orayı böyle bir basitten temizlediler. Hazreti Resul-i Ekrem abasını çıkardı, cübbesini çıkardı oraya serdi ve namaz için hazırlık yaptılar. Peygamber efendimiz buyurdu ki ben namaz kılıp dua edeceğim. Benim duamdan sonra siz de amin deyin. Hristiyanlar bu duruma bakıyorlar bir baktılar ki peygamber efendimizin halı hareketi oturuşu peygamberlerin vasfına uyuyor. O peygamberlerin oturuş şekliyle oturuyor. Ayrıca en sevdiği can parelerini getirmiştir oraya. Bunlar bildiler ki bu doğru söyleyen bir peygamberdir. Onlar diyorlar ki bırakın peygamberi, bırakın bu peygamberlik iddiasında bulunan kişiyi o iki tane çocuk dahi dua etseler ki Allah'ım bu dağı buradan kaldır oraya bırak Allah bu iki çocuğun duasını reddetmez o kadar nurlu o kadar mükemmel çocuklardı o büyükleri bırakın bir tarafa bu çocuklar bile Allah katında değerli kişilerdi yüzlerinden bellidir ve Koşa koşa geldiler peygamber efendimizin yanına. Duasına başlamadan, namazına başlamadan önce koşarak geldiler. Dediler ya Resulallah, ey Muhammed biz mübahaleden vazgeçtik. Biz sulh etme antlaşma taraftarıyız. Peygamber olur dedi. Nasıl istiyorsanız öyle. Onlar dediler ki müsaade et biz dinimizde kalalım. Biz dinimizden dönemeyiz geriye. Sebebi neydi? Sebebi de şuydu. Bunlar makam sahibiydi. Mevki sahibiydi. Ve bunlar Hristiyanlıklarından dolayı insanlar bunlara hürmet ediyorlardı. Yani Hristiyanlar. Şimdi bunların dini değiştirmeleri demek yani otorite artık farklı bir kişinin eline geçecekti. Peygamber Efendimizin eline geçecekti Dolayısıyla da bunların otoritesi kırılacaktı bunlara verilen imkanlar artık bunlara verilmeyecekti sıradan insanlar olacaktı Bunlar Bu konumlarını korumak için Hristiyanlıktan vazgeçmediler halkına haklarına e, durumu anlatmadılar demediler ki bu hak peygamberdir Buna inanmamız lazım. Biz inandık, siz de geliyorsanız gelin, gelmiyorsanız kendiniz bilin. Böyle demediler. Çünkü eğer baş bir şeyi kabul ederse, ister istermez ayağ da o şeyi kabul eder. Hazreti Ali'nin, Peygamber Efendimizin ehlibeytim bu konuda sözleri vardır ki insanlar reislerine tabidir. Yani devlet her zaman devletin halkı devletin yönetiminden tabidir. O yönetim insanları milliyetçi yapar, komünist yapar, İslamcı yapar, Yahudi yapar, Hristiyan yapar bu şekil. Devlet yönetimi yani o baş önemlidir. Dolayısıyla da bunlar İslam'ı kabul ettikleri takdirde artık o e, tabileri, tabanları e, yeni peygamber'e itaat edecek ve onun sistemini uygulayacaklardır. Ve o sistemde Bunların hiçbir geçerliliği olmayacaktı bu insanların. Dolayısıyla da bunlar makamlarını düşünerek meseleyi kabul etmediler. Dediler ki biz İslam'ı kabul etmiyoruz. Bırakın dinimizde biz kalalım. Sizinle de savaşmaya gücümüz yetmez. Siz Rum imparatoruna kafa diyorsunuz. Dolayısıyla da biz size her yıl vergimizi verelim. Biz kendi dinimizde kalalım. Hadisler diyor ki eğer onlar mübahaleyi kabul etseydi o anda ora o sahra ateşle dolup onları öldürecekti. Ve sadece bunlar değil. Bunların beldeleri olan ne Necran bölgesi ağaçlarındaki kuşlara kadar helak olacaklardı. Helak olacaklardı. Allah'ın belası bunlara gelecekti. Ve yeryüzünde de Hristiyan kalmayacaktı. Bu olaya mübahale olayı denilir ki Peygamber Efendimizin tarihinde önemli bir yer tutmuştur bu olay. Ama bu olayda kuran Kerim kısa bir anekdotla bunu söylemeden geçemeyeceğim. Kur'an-ı Kerim burada çok tuhaftır ki Peygamber Efendimizin torunlarına oğulları diye hitap etmiştir. Olaya bakıyoruz ki orada Peygamber Efendimiz torunlarını getiriyor. Kızından olan çocuklarını. Ama Kur'an onlar için diyor ki onlar senin oğullarındır. Oğullarındır. İkinci mesele kadınlar getiriyor onlar. Peygamber, Peygamber Efendimiz kadınlardan maksat sadece Hazreti Fatıma'yı getiriyor. Hiçbir eşini getirmiyor. Üçüncü mesele burada amca oğru başka bir kişinin ismi geçmiyor. Kendiniz gelmesi geçiyor. Ve e, ismi geçmemesine rağmen, sıfatı geçmemesine rağmen Hazreti Ali geliyor. Ve biz e, buradan şunu anlıyoruz ki bu kendinizden maksat Hazreti Alidir. Ve Kur'an burada çok zarif bir noktaya işaret ediyor ki yani Peygamber neyse Ali'de odur. Peygamberde hangi özellikler varsa Ali'de o özellikler vardır. Yani peygamberin ilmi, bilgisi Allah tarafındandır, Ali'ninki de Allah tarafındandır. Peygamber günah işlemez, Ali de günah işlemez. Peygamber İslam ümmetinin önderidir, Ali de İslam ümmetinin önderidir. Tek bir ki Ali peygamber değildir. Yani siz Dini öğrenmek için Peygamber'e muracaat ediyorsunuz. Peygamber'den sonra da Ali'ye muracaat edeceksiniz. Burada Hazreti Ali için Kur'an çok büyük bir makam belirlemiştir. Peygamber'in kendisi konumunda olduğunu açık açık söylemiştir. İkinci bir mesele de şudur ki, Peygamber Efendimiz, İslam dinine yüzde yüz iman etmiş, doğruluğunu yüzde yüz yüreğine geçirmiş insanlar oraya getirmiştir. Yüreğinde en ufak bir şüphe dahi olmayan insanlar oraya getirmiştir. Çünkü orada beddua edilecektir. Bir insan haklılığına yüzde yüz inanacak ki beddua edebilsin. Bir insan haklılığına yüzde yüz inanmıyorsa, şüphesi varsa beddua edemez ki. Dolayısıyla da Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an bu dört kişiyi yani iki torun Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın geldiğini söylüyor. O zaman bunların İslam dininin hak olduğuna imanları yüzde yüzdür. En ufak bir leçe de yoktur. Bu ayetten kısaca bu iki üç nokta çıkar ve tarihteki bu olaya mübahale yani lanetleşme olayı denilmiştir. vesselam Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.